yolumuza devam edelim. İyi gelir. İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz. Alo. Alo, iyi günler. İyi buyurun. Akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Ben kızım için aramıştım. Tabii ki, buyurun, hocamız sizi dinliyor. Kızım epilepsi hastası, dirençli epilepsi. Kaç yaşında? Kaç yaşında? 15 yaşında. Şimdi epilepsi tabii çok ağır bir rahatsızlık. Şöyle şöyle olur demek yanlış olur. İksir, aloe vera jel, bağırsaklarında problem var mı? Bunu bilmek gerekir. Şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, ishal gibi. 15 yaşında bağırsaklarında... hocam iksir kullanabiliyor mu? Aloe vera tabii tabii, yeni doğan mu? Bebekler dahi kullanabilir. Dozajı değiştirir o kadar. Hı. Bebek dahi kullanabilir. Hı hı. Yani mide bağırsak rahatsızlığı var mı? Bunu bilmek gerekir. Hayır, hiçbir rahatsızlığı yok kızımın. O zaman şöyle, iksir, aloe vera jel, enfeksiyon çayı ve sinir çayı. Bunları kullansın. Artı ginkgo forte, beyne kan akışını artırır. Yani bunu garanti şöyle yaparız, böyle yaparız demek yanlış. Fakat bununla ilgili fazla tecrübem yok. Bir iki tecrübem var. Fındıkzade'de bir beyefendi, 12 yaşında oğlunda vardı epilepsi. Çok sık nöbet geçiriyordu. Bizim ürünleri kullandıktan sonra nöbeti azaldı. Azaldı. Çok sık nöbetler geçiriyordu. Seyreldi. Yani rahatladı çocuk. 6 hafta içerisinde. Şimdi ne kadar zamanda, ne kadar etki yapar, onu kullandıktan sonra ancak söyleyebiliriz. Önceden şöyle şöyle etki yapar demek yanlış. Şimdi alerji olsa, mide bağırsak rahatsızlığı, deri hastalıkları, romatizma vesaire olsa problem değil onlar. Fakat epilepsi biraz farklı, ağır bir rahatsızlık. 6 hafta alıp kullandıktan sonra ancak durumuna göre tabii doktorunun gözetiminde o zaman diyebiliriz ki ha şu şu durum, şu gelişme oldu, şöyle olabilir, hı hı, diyebiliriz. Telefonda mı acaba izleyicimiz? Yok, telefonumuz kapanmış. Dinlemiştir zaten sizi. Hocam ben size çok teşekkür ediyorum. Bu hafta biraz daha uzun sizle beraber olabildik sonuçta. Hürmetle, saygıyla. Değil mi? Çok sağ olun. Sağ olun.